okulda öğreneceğiz. Aslında Ken'in geçmiş zaman hali ve devam eden bir kabiliyeti belirtiyor. Yani geçmişte başlamışım, artık devam ediyorum. Geçmişte olmasına da insanların şaşıracağı ya da hoşuna gideceği bir şeyden bahsediyoruz. Mesela I could play piano when I was 8 years old. Bu when I was kalıbını henüz öğrenmediniz. Önemli değil ama şöyle söyleyeyim size. 8 yaşındayken ben piyano çalabiliyordum. Bakın halen çalabiliyorum. Yani sonra ölmedim. Ya da yeteneğimi kaybetmedim ama 8 yaşında piyano çalabilmek güzel bir şey. Selin could read books before the school. Okula başlamadan önceyi kastediyor burada before the school. Kitap okuyabiliyordu. Okumayı çözmüş Selin. Bravo. They couldn't swim as fast as 30 years ago. 30 yıl önce kadar hızlı yüzemiyorlar. Yarışmacılarınız var ya da işte artık veteran yarışmacı bunlar. Yaşlanmışlar böyle. 20 yaşındaki adamla 50 yaşındaki adam aynı yüzemez tabii ki. Onu kastediyorsunuz. Bunlar da kulcu diye okuyabilirsiniz. Could you find your car last night at the park? Bir otoparka park etmişler arabayı. Soruyor, diyor ki bulabildin mi? Bakın buradaki bilmek yine hani bir olasılıktan ziyade kabiliyet ama hani belki çok sarhoştun, belki çok yorgundun ya da otopark çok kalabalıktı. Özel bir olay gidip de o arabayı orada bulabilmek. Ya da yerini unutmuştu mesela. Couldn't you call? Hadi couldn't you call diyor. Şimdi daha rahat anlayın. Couldn't you call her before the exam? Sınavdan önce arayamadın mı? Fırsat bulamadın mı? Telefon etme ihtiyacı duymadın mı? Laf koyuyorsun aslında. Sınavdan önce arasaydın o da gelseydi sınava girseydi. Ama artık sınav başlamış. Geçmişiz. Yakın geçmişten de bahsedebiliyoruz dolayısıyla. Bu arada tiklerimizi atmadık, pardon. Could I smoke here ya da. Burada sigara içebilir miyim? İzin isterken ya da kibarca bir şey rica ederken de could kullanıyoruz. Could you bring me a cup of coffee veya could you bring me coffee please? Bana kahve getirir misin? Rica ediyorsun. İnsan gibi rica ediyorsun ama çok kibar rica ediyorsun. Unutmayalım ki could kibar bir şey isteme ya da geçmişte olan bir yeteneğinizden, halen devam eden bir yeteneğinizden bahsetmek için kullanır ama geçmişte olup da bir kereye mahsus bitmişse bir hikaye, o zaman was were able to kullanıyoruz. Hatırlayın bir önceki videoyu. Diyorduk ki I was able to win the race with my injured leg. Sakat bacağımla yarışı kazanabildim. Geçmişte bir kere olduysa ve güzel bir zorlukla olduysa o zaman was were able to. Ama yok izin istemeyse, yok yetenek başladı devam ediyorsa could. Bunu unutmayın.